İncelemeye başladık. Kısmen inceledik ama yeterli değil. Çünkü açık hesap borçlar vesaire var. Ciddi bir borç kullanımımızda. Ve aynı zamanda planlanmamış bir borçlanma var. Planlanmamış. Bakkal dükkanına gitseniz, borcu olan bir bakkal dükkanına borcunu ödeyeceği zamanı planlar ya. Kurban Bayramı'nda ahırında danası vardır, onu satacaktır, ödeyecektir çekini. Ya hanımının kolunda bilezik vardır, satacaktır, öyle ödeyecektir. Ya hacı amcasından borç alacaktır, ödeyecektir çekini. A, B, C, D planları olur. Bu koskoca kurum, Giresun'un gururu, Giresun Belediyesi, hiçbir hesap gözetilmeden bu paralar nereden alınacak? Nasıl kaynak bulunacak? Hiçbir hesap gözetilmeden birileri Çek Koçan'ın eline almış, birileri Çek Koçan'ın eline almış, pırasa doğrar gibi, pancar doğrar gibi çek kesilmiş arkadaşlar. Bizler de, ben bir önceki mecliste çalışan arkadaşlarımız, abilerimiz bilir. Ben bütün kredi isteklerine neredeyse hep red vermiştim. Çünkü zaten ekonomik şartların zor olduğu, zor götürüldüğü bir dönemde bir de faiz ödemeleriyle bu yüklerin artırılacağını, aynı zamanda kredilerin daha çok yüksek gelir getirilecek işlerde kullanılacağını düşünen bir iş adamıyım. Dolayısıyla bu kredi çekmelere hep karşı gelmiştim, hatırlarsınız Fahri Bey. Şimdi o karşı geldiğimiz şeyleri kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Ne yazık ki. Yani bir sanki kötü niyetle, sanki kaybedersek gelenler mahcup olsun Giresunlu'ya diye kesilmiş çekler, borçlanmalar. Bunların hukuken doğru olup olmadığını da araştıracağız arkadaşlar. Bu sebeple belediyemizi ekonomik anlamda bir mahcubiyete uğratmamak için bir cebimizde bir birikmiş bir gücümüz olsun diye böyle bir girişimde bulunduk. Maksadımız inşallah hiç kredi almayız. İnşallah hiç şehrimizin insanının, gençlerimizin parasını, şehre hizmet edilecek parayı kesinlikle faize harcamayız. Hedefimiz budur ama ne olur ne olmaz diye bu girişimde bulunduk. Onun içindir talebimiz. Bu talebi oylarınıza sunduk. Yemek ihalesi yaptı, iftar yemeği. İftar yemeği öyle olmaz arkadaşlar. İftar yemeğine siyasetçi karıştırılmaz. Siyasi çalışma yapılmaz iftar yemeğinde. İftar yemeği Allah rızası için yapılır arkadaşlar. Bunu herkes bilir. Herkes bilir. Bu da benim hassasiyetim yüksektir. 6,5 milyon liraya, onun da 20 gününü verdiler. Kaç kişilik, nerede, hangi mahallede, kime verileceği hiçbir husus yok hakkında. Burakcığım benden sonra konuşursunuz. Biz bu çalışmayı belediyemizin sizin döneminizde, teşekkür ediyorum, İller Bankası'ndan aldığı tırda, aşevi tırında, teşekkür ediyorum emeğe geçerleri. Çektik meydana, milletin arabasında, milletin işçisiyle, milletin kumanyasıyla millete yemek verdik, veriyoruz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu, harika oldu. Bu akşam dilerseniz iftarımızı orada yapalım hep beraber. Bütün meclis üyeleriyle Giresun'a birlikteliğimizi gösterelim istiyorum. Bu geleneksel yemeğimiz de devam etmiş olur. Benim sizden talebim, isteğim, davetim budur. Sayın Hasan abim. Ben yetişimdeyim, uçağım var. Hasan abi kaytar mı hemen ya? Okula biz de baktık. Lakin önümüze koyulan hesap tablosu, karşılaştığımız hesap tablosu 5 yıllık bir sürecin sonunda bizi bütçenin üzerinde bir borç yüküyle, bütçenin yarısı da indirilmiş bu borç yüküne kadar getirdi elhamdülillah. O yüzden hem sizlere hem şehrimize yüzümüz ak. Bunu bizim yetkili organlarımız zannedersem belki bayramın sonunda bir basın toplantısıyla daha detaylı olarak açıklarız. Değerli arkadaşlar, tabi bu şehir hepimizin, başkanım güzel söyledi.
bu şehir için hep güzel şeyler yapmak için yola çıktık. Lakin bazen umudunuzu vardığınız yerde bulamıyorsunuz. Biz de 5 yıl önce Sayın Başkanım bakarsanız 5 yıl önceki karşılaştığımız bütçeye oranlarsanız kaç liralık çekle, kaç liralık borç yüküyle karşılaştığımızı bir görseniz bugün bizim bu borç yükünü bütçenin üzerindeki borç yükünü bütçenin yarısına kadar indirmiş olmamızın büyük bir başarı olduğunu, sizin de en azından 5 yılın sonunda bu %50'ye inen borç yükünü %25'e indirmek gibi bir hedefiniz olma ihtimalini düşünmenizi arzu ederim ve bu dönemin sonunda da o oranlara gelmesini talep ederiz. Şehrimiz baştan beri yanlış kurgulanmış ama elhamdülillah kendi görev yaptığımız 5 yıllık süreç içinde bu süreci iyi yönettik. Mümkün mertebe borç yükünü minimuma indirmek için ne gerekiyorsa yaptık. Ama tabii dediğiniz gibi o borç geçmişten beri gelen borç yükünün ödenen faizler, faiz oranları, faiz miktarları da insanın canını acıtıyor. Şehrimizin kayıpları bunlar. Bunlar hiçbirimiz yaşamak istemeyiz. Ama dilerim sizin döneminizde bu daha da aşağı iner. Bu borç yükünden, bu faiz yükünden kurtuluruz. Şehrimize kazandığımız her kuruşta direkt hizmet etme imkanı buluruz. Bizleri uyarmak konusunda zaten sorumlusunuz. Tabii siz daha önce sorumlusunuz. Vazifemiz o zaten. Görevimiz bu. Sayın Başkanım. Bunu kötülük olarak ben görmem. Fakat biz de yapmayız. Şimdi Fahri Bey'in söylediği üzerine bir şeyler söyleme ihtiyacı duyuyorum. Fahri Bey geçen dönem, tabii biz geçen dönemde yatıp kalkmayacağız, bundan sonra işimize bakacağız, onu söyleyeyim ama geçen dönem ilk mecliste zannederim ya da ikinci mecliste, bundan sonraki bütün olumsuz ekonomik tabloyu aldığımız ekonomik tabloya bağlayarak yola yürüyeceğiz dedi. Hala orada kalmış, oysaki o meclis bitti, Fahri Bey o meclis bitti. Biz bu meclisi AK Parti'den aldık. Giresun'u bize verdi. Siz hala oraya gidip de hafızaları tazelemek falan filan o işi bırakın. Sayın Başkan, zaten 5 yıl, lütfen 5 yıl, 5 yıl onunla oyaladınız, hiçbir şey yapamadınız. Bu şeyle yazıktır. Hükümetin gücü arkanızdaydı, biz de sevindik. Şu hükümetin gücünü, ekonomisini Giresun'a getirirler inşallah dedik. Onu da yap. Yapmadınız. Her şeyi bütçeyle, borç orantısıyla götürdünüz. Realiteyle götürmediniz. Bunu borcu küçük göstermek için şişme bir büyük bir bütçe yaptınız. Bakın gerçekler bunlarla kapanmaz. Lütfen. İşi bize bakacağız. Ben bunları önünüze koymayacağım bundan sonra. Ben işime bakacağım. Biz işimize bakacağız. Sizler de bize yardımcı olsanız seviniriz. Her zaman olursunuz. Her zaman ama, şehrin geleceği ama, için her şeyde olacağız. Her bakın algıyla vesaireyle olmuyor. Bakın. Birimleri gezdik, bir tane belediyenin doğru düz makinesi yok, arabası yok. Her şey kiralı. Yazık günahdır yani. Eğer muhalefet yapacaksanız beni gece bir de arayın, yanlış yapıyorsun diye söyleyin. Söylemezseniz vebal olur. Bu sözünüzü yazıyoruz, bir yere not ediyoruz. Lütfen, beni iyi kötü tanırdınız. Tamam. Eğer bir yanlışa düşersem, şu memleket için, şu insanlar için, gece beni üçte kaldırmazsanız, hakkımı helal etmem size. Ama arkadaşlar yanlış yaptığınız işleri savunmayın. Yazıktır, günahtır. Yani sizin planlamanız nasıl oluyor ödemelerle ilgili? Başka bir yerden para mı gelecekti size? Bu çekleri yazmışsınız, kredi ödemelerini. Başka bir yerden para geliyor mu bizim bilmediğimiz belediye? Neyse. Nerede kaldı? Kabul etmeyenler. Evet, oy çokluğuyla kabul etmeyenler.